Ve Rab hakkında, yani Şimşon hakkında Rab şöyle demişti. Bu adam benim halkımı düşmanlarından kurtaracaktır. O bir kurtarıcı olacaktır. Kendi kuşak içinde, kendi nesil içinde bir kurtarıcı olacaktır bu adam. Ama Şimşon'a baktığımız zaman nefsine yenilmiş, yani fiziken güçlü ama ruhen güçsüz bir adamdır. İnişli çıkışlı. Yani işte bir şey yapacak Rab için, sonra güzel bir kız görüyor, boo diye oraya gidiyor. Yani dikkati dağınıklığı var bence bir şekilde. Her zaman yeni bir şey düşünüyor. Ve bir önceki bölümde büyük bir hata yaptığını gördük. Yani bir diş evlilik olayı. Bu Filistli bir kızla evlendi. Ve şimdi işte kafası çok karışık olacak. Tamam mı? Ve bazen bir hata, kötü bir karar bizi bayağı bir aksatabilir. Yıllar kaybedebiliriz. Tamam, ben çok yakın bir arkadaşım var ve bu durum henüz çözülmemiş ama Rab için çok gayretliydi. Çok kutsal ruhla dolu bir adamdı. Yani çok armağanlı bir adamdı. Ama bir 10 yıl önce, tamam, benim yaşımda, o tatile gitti, Rab'den uzaklaştı. Orada bir kızla tanıştı ve evlendi hemen. Kimse çağırmadan plajda evlendiler. 10 yıl sonra hala evli, 3 çocuğu var, hala Rab'den uzak. Diyor ki bir vaat verdim, bağlandım bu kıza, bir taahhüt içindeyim, kaçamıyorum ve 10 yıldır Rab'den uzak. Yani bir karar, ani bir karar. Yıllar kaybedebiliriz, değil mi? Ve bunu bizim için, sizin için, kendim için istemiyorum zaten. Ve Şimşon'un hikayesinde bunu görüyoruz. Bir karar verdi, bu kızla evlenmeye gitti. Ve sonrasına bakacağız şimdi ve bayağı bir artacak bu kötülük, bu sorunlar onun hayatındaki. Bir arkadaşım hep bana soruyor ki, acaba ben Tanrı'nın A planındayım yoksa Tanrı'nın B planına mı geçtim artık? Ben diyorum ki hamdolsun ki Tanrı'nın çok büyük bir alfabesi var. Değil mi? Belki C planındasın, belki Z planındasın ama Tanrı'nın planının içindesin. Çünkü Tanrı hakimdir. Ve göksel babamız herhangi bir kötülüğü iyiliğe çevirecek güçtedir. Hamdolsun. Belki bugün böyle bir aksama içindesin. Belki zor bir zamandan geçiriyorsun. Ama bileceksin ki Tanrı herhangi bir durumu değiştirebilir. Zaman acıyı bal eder, değil mi? O zaman şimdi okuyoruz. Hakimler 14 ve 19. Rab'in ruhu üzerine inince güçlenen Şimşon Askelon'a gitti. 30 kişi vurup mallarını yağmaladı. Bu geçen haftadan öğrendiğimiz bir ayet. Giysilerini de bilmeceyi çözenlere verdi. Öfkeden kurdurmuş bir halde babasının evine döndü. Şimşon'un karısı ise Şimşon'a eşlik eden sadıca verildi. Çok acı bir durum. Bir hamlede bulunuyor, 30 kişi öldürüyor öfkeden. Şimdi bu hikayedeki rakamlar simgesel ve çok önemli ve bunlara inceleyeceğiz bugün. Ve intikam olarak da, yani 30 tane işte onların delikanlılarından öldürdü. Dolayısıyla onun eşini alıyor ve bir arkadaşına veriyorlar. Çok acı. O zaman o bir hamlede bulundu. Onlar da bir karşılık olarak bir şey yaptılar. Şimdi Şimşon tabii ki de bir şey daha da yapacak. Ve böylece intikam döngüsü içinde durumlar artacaktır. Ayet 15 ve 1. Bir süre sonra buğday biçimi sırasında Şimşon bir oğlak alıp karısını ziyarete gitti. Karımın odasına girmek istiyorum dedi. Ama kızın babası Şimşon'un girmesine izin vermedi. Ondan gerçekten nefret ettiğini sanıyordum dedi. Bu nedenle onu senin sadıcına verdim. Ama küçük kardeşi ondan daha güzel değil mi? Ablasının yerine onu al. Şimşon bu kez Filistlilere kötülük etsem de buna hakkım var dedi.
Tamam mı? Gördünüz mü? Bir adım, bir adım, bir adım, bir adım. Bu şekilde bir intikam döngüsü içinde kötülük katlanarak artacaktır. Şimdi ölçümü alacağım çünkü hakkım var diyor. Sorun şudur ki onların da hakları yok mu? Onların 30 delikanlının canına kıymadın mı? O zaman senin hakkın var, onun da hakkı da var. Ve bu şekilde eğer sadece hak üzerine hareket edersek sadece kötüye gidecektir. Artık kilisede hak kelimesini hiç duymak istemiyorum. Çünkü sen diyorsun ki o hakkımı yemiş. Tamam ben haklıyım o haksız ama sen eyleme geçer geçmez onun hakkına da yemiş olacaksın değil mi? O zaman artık hak üzerine hareket etmeyelim çünkü herkesin hakkı var. Olabilir. Eğer tam bir Hristiyansan. Ve böyle bir intikam döngüsünün hiç sonu yok. Ve bu hikaye aslında bize bunu öğretecektir. O zaman ayet 4. Kıra çıkıp 300 çakal yakaladı. Tamam 30 adamı öldürdü. Şimdi 300 çakal. Yani katlanarak üstel bir artış çarpı 10. Sonra çakalları çifter çifter kuyruk kuyruğa bağladı. Kuyruklarının arasına da birer çıra sıkıştırdı. Çıraları tutuşturup çakalları Filistlilerin ekinlerinin arasına salıverdi. Böylece demetleri, ekinleri, bağları ve zeytinleri yaktı. Bu çok aşırı bir tepki. Çünkü sadece bir kuşak için değil, kuşaklar boyunca onları yoksulluğa mahkum ediyorsun. Buna karşı Musa'nın yasasında mutlak bir yasaklaması vardı. Bunu yapamazsın. Çünkü bu aşırı bir tepki. Ve görüyoruz kötülük her zaman katlanarak artıyor. Belki bunu yaşamışsın. Bir kişiye karşı bir hata yaptın, kötü bir şey yaptın. Sonra sana karşı inanılmaz büyük bir tepki gösterdi. Sonra karar sende, top sende. Ne yapacaksın? Değil mi? Belki işte kötü bir söz söyledin. Sonra sana çok uzun bir e-mail gönderdi. Bütün hatalarını açıklayacak. Şimdi ne yapacaksın? Susacak mısın? Geriye bir mail daha uzun bir mail mi göndereceksin? Yani her zaman böyle bir şey içinde bulunabiliriz. Tepkin ne olacak? Ayet 6. Filistliler bunu kim yaptı dediler. Yapsa Timnalı'nın damadı Şimşon yapmıştır. Çünkü Timnalı karısını elinden alıp saldırıcına verdi. Sonra gidip kadınla babasını yaktılar. Sen tarlalarımızı yaktın. Biz işte kızı yaktık. Yani eşeğini dövemeyen semerini döver. Değil mi? Şimşon'a hiçbir şey yapamıyorlar. O zaman kızımıza bir şey yapıyorlar. Bizden yani. Biz acıyı hissediyoruz. Kızımızla. Hissediyorum o acıyı. Neyse. Hatırlarsınız eğer bu kadın daha önce yakılmamak için Şimşon'u kullandı ve sattı. Sırrını açıkla dedi ona. Ve zaten işte onu sattı. Düşmanlarına sırrını açıkladı. Ama şimdi yine de yakılıyor. Demek ki başkalarını kullanarak, manipüle ederek kendini kurtaramazsın. Şimdi Şimşon nasıl hissedecek kendini ve ne yapacak? Ne tepki gösterecek? Affedecek mi? Zannetmiyorum. Ayet 7. Şimşon onlara madem böyle yaptınız sizden öcümü almadan duramam dedi. Sen böyle hissettin mi hiç? Duramam. Bunu gidereceğim. Bir şekilde bunu halletmeliyim. Yoksa duramam. Uyuyamam. Başka bir şey düşünemem. 8. Onlara acımasızca saldırarak çoğunu öldürdü. Sonra Etam kayalığına çekilip bir mağaraya sığındı. Onlar 2 kişiyi öldürdüler. O da çoğunu öldürdü. Bütün köyü. Soykırım. Bunun hepsi küçük bir köyde gerçekleşti şu ana kadar. Ama hadise şimdi ulusal boyuta geçecek. Ulus ulusa girecek.
Tamam mı? Ayet 9. Filistliler bir ulus olarak gidip Yahuda'da ordugah kurdular. Lehi yöresine yayıldılar. Yahudalılar neden bizimle savaşmaya geldiniz diye sorunca Filistliler Şimşon'u yakalamaya geldik. Bize yaptığının aynısını ona yapmak için buradayız dediler. Yahudiler normalde Şimşon'u savunmalılardı. O bizdendir. Ona el uzatamazsınız demelilerdi. Ama aslında onu satmaya karar veriyorlar. Diyorlar ki yok, o bir kişi gitsin olsun ki hepimiz kurtulalım diye. Vefasızlık. Ve hatırlarsınız eğer, geçen hafta gördüğümüz üzere, bu olayların arkasında Rab'in çalıştığını da görüyoruz. Diyor ki ayette geçen haftaki, işte hepsinin aslında arkasında Rab çalışıyordu çünkü Filistlilere karşı fırsat kolluyordu. Tanrı'nın halkı zalim Filistlilerin ayakları altındadır ve Rab Şimşon aracılığıyla onları kurtarmak istiyor. Filistlileri yok etmek istiyor. Ama ne yazık ki Yahudalılar bu fırsatı göremiyorlar. Sadece problemi görüyorlar. Ve sırf her şey olduğu gibi devam etsin istiyorlar. Statü quo var ya, her şey olduğu gibi devam etsin. Hiç kimseyi üzmeyelim, o zaman Şimşon'u satalım, verelim ki her şey olduğu gibi devam etsin. İngilizce'de de bir laf var. Bildiğin şeytan, bilmediğin şeytandan iyidir. Tamam mı? O zaman diyorlar ki işte Filistliler zalim, kötü ama en azından durumu biliyoruz. Yani bu Şimşon'u tanımıyoruz. O zaman satıyorlar. Ayet 11. Yahudalılardan 3000 kişi. Kaç tane? 30, 300, 3000. Üstel bir artış. Katlanarak bir artış. Çarpı 10, çarpı 10. İlginç değil mi? 3000 kişi bir adamı yakalamak için. Ya çok bela bir adam değil mi? Etam kayalığındaki mağaraya giderek Şimşon'a, Filistlilerin bize egemen olduklarını bilmiyor musun? Nedir bu bize yaptığın? Ne diyecek? Size karşı hiçbir şey yapmadım. Ama herkes her zaman benliğine göre davranıyor. Benliğine göre dünyayı görüyor. Hepimiz ben merkezciyiz değil mi? Nedir bize bu yaptığın? Dediler. Şimşon, onlar bana ne yaptılarsa ben de onlara öyle yaptım. Benim çocuklarım dediklerini aynı değil mi? Onlar yaptılar, sonra ben yaptım. Çocuksa saf, kör, bencil. Ayet 12. Seni yakalayıp Filistlilere teslim etmek için geldik dediler. Şimşon, beni öldürmeyeceğinize ant için dedi. Sanki izin istiyorlarmış gibi. Müsaadenizle seni bağlayacağız. Onlar ya 3000 adam, bir adam ordu diyor. Yani onlar diyor ki beni öldürmeyeceğinize ant için dedi. Benim şartım var tamam mı? Tamam dediler. Olur ama seni sıkıcı bağlayıp onlara teslim edeceğiz dediler. Söz veriyoruz seni öldürmeyeceğiz. Sonra onu iki yeni urganla bağlayıp mağaradan çıkardılar. Şimşon Lehi'ye yaklaşınca bağlı olarak Filistliler bağırarak ona yöneldiler, gördüler, kızdılar, bağır diye. Rab'in ruhu büyük bir güçle Şimşon'un üzerine indi. Şimşon'un kollarını saran urganlar yanan keten gibi dağıldı. Elindeki bağlar çözüldü. Bağlı olabilirsin ama Rab'in ruhu senin üzerine geldikçe Rab seni özgür kılacak. Şimşon yeni ölmüş bir eşeğin çene kemiğini eline alıp bununla 1000 kişi öldürdü. Yani eşeğin ölümü köpeğe düğündür derler ya. O günlerde Yahudiler fakir bir azınlıktı. Ezilmiş bir azınlıktı. Demirleri yok, kılıçları yok, silahları yoktu. Tamam mı? Ama Şimşon'un eline ne geçerse o silah olur ve onu kullanıyor. Bazen yakınıp duruyoruz ya,
param olsaydı yapardım. Evli olsaydım, işim gücüm olsaydı o zaman yapardım. O zaman bir şeyler yapardım. O zaman Rab'be hizmet ederdim. Vaktim olsaydı, sağlığım yerinde olsaydı. Her zaman bir keşke var. Ama aslında burada adam ne bulduysa onu kullanıyor. Tanrınız Rab, bütün işlerinizde ve el attığınız her şeyde sizi kutsayacaktır diye yazılıyor. Başka bir ayette, çalışmak için eline ne geçerse var gücünle çalış. Ya belki diyorsun ki işte bir gün kendi şirketim olsun. Ama şimdi yok, şimdi elemansın. O zaman Rab sana ne verdiyse onu var gücünle çalış. Sadık ol. Ve burada görüyoruz ki Tanrı en sıradan malzemeyi büyük işlerde kullanabilir. Tamam mı? Tanrı'nın elinde ben belki bir eşeğin çene kemiği gibi olabilirim. Tamam mı? Cansız, hiçbir şeyim yok. Ama Tanrı'nın elinde ben bir silah olabilirim. Belki burada oturuyorsun, ben bir kılıç değilim diyorsun. Ben demirden yapılmış değilim. Ama Rab seni kullanabilir. Rab'in elinde herhangi bir malzeme bir silah olabilir. Sen Rab'in elinde bir silah olabilirsin. Ve Tanrı'yla beraber azınlık değiliz hiçbir zaman. Bir adam bin adama karşı ama sorun yok. Wow. Sonra şöyle dedi. Bir eşeğin çene kemiğiyle iki eşek yüğünü yaptım. Eşeğin çene kemiğiyle 1000 kişiyi öldürdüm. Bunları söyledikten sonra çene kemiğini elinden attı. Oraya Ramat Lehi adı verildi. Yani çene tepe. Ve burada başka bir gerçekte Yahudaliler için herhangi bir hayvan leşi murdardı. Tamam mı? Ona dokunmak yasaya karşıydı, yasaya aykırıydı. Hele Şimşon Rab'be adanmış, doğmadan önce Rab'be adanmış biri olarak bu yasaktı. Yapmamalıydı. Dokunmamalıydı. Kirlenecektir. Onun abdestini bozacak bu. O zaman Şimşon'un herhalde bir kararı vardı. Tamam, dokunup da murdar olmak mı yoksa bunları yenmek ve Tanrı'nın halkını kurtarmak mı? Zor bir karar aslında. Geçen hafta gördüğümüz gibi işte o leşten, o aslanın leşinden o bal çıktı ya, bir karar var. Ve acaba burada Şimşon peygamberliksel bir eylemde bulunuyor mu? Yani bir gün anlayacağız ki yasaya körü körüne itaat kurtuluş getiremez. Değil mi? İsa Mesih geldiğinde belli başlı yasaları bozdu Mesih. Değil mi? Bir gün öğrencileriyle beraber Şabat günü, yani işin yapılması yasaktı Şabat günü. Ama Şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar. Bu Yahudiler için iş sayılıyordu. Yasaktı Şabat gününde. Çalışmayacaksın, koparmayacaksın. Ferisliler, yani çok dindar insanlar, çok dinci, çok kuralcı insanlar, İsa'ya bak, Şabat günü yasak olanı neden yapıyorlar dediler. İsa nasıl bir cevap verdi? İnsan Şabat günü için değil, Şabat günü insan için yaratıldı dedi. Ve acaba burada Şimşon'un hikayesinde bunu mu öğreniyoruz? Çok fazla dinci, çok fazla kuralcı olmayalım. Tamam mı? Dokunursam kirleneceğim. O zaman adam öldürülecek. Ama tam tersine Tanrı'nın halkını salıveriyor, kurtarıyor. Ve bazen biz öyle olabiliriz değil mi? Çocuklarımı o okula gönderirsem işte o kirli insanlar arasında bulunacaklar. Korkuyorum onlar için. Ya da Rab onları kullanacak ve onlar bir bereket kaynağı olabilir orada. Değil mi? Çok
Eski bazılarınız duymuşsunuzdur ama eski Yunanistan'dan gelen bir hikaye var. Tamam, bir köyün dışında bir delik var. O delik içinde zehirli bir yılan yaşıyor. Tamam mı? Ve bu yılan sürekli bir köylü o delikten geçerken oradan çıkıyor, ısırıyor, öldürüyor ve çekiliyor. Tamam mı? Ve köylüler diyorlar ki artık bunun icabına bakmalıyız. Ama nasıl? Ama başka bir köyde çok kutsal, aziz bir adam var. Tamam mı? Diyorlar ki bu adamda bir şey var, bir armağan var. Belki gelir, belki muska yazar, belki bir şey, sihirli bir şey yapar. Bu yılanın icabına bakar. O zaman onu çağırıyorlar. Kutsal aziz geliyor. Tamam mı? İşte deliğe yaklaşıyor. O delik içinde zehirli yılan var. Adam ayakkabısını çıkartıyor. Topuğunu deliğe sokuyor. Yılan ısırıyor ve yılan ölüyor. Ya saçma sapan bir hikaye, tamam. Ama İsa Mesih ne öğrettiğini hiç bilmiyorum. Neden anlattığımı da bilmiyorum. Ama güzel bir hikaye. Ve Yunanistan'dan geldi ve onlara acıyoruz zaten. Ama İsa Mesih dedi ki bizde olan dünyadakinden üstündür. Bir gün cüzamlı bir adam Mesih'e geldi. Sen al kalk abi. Cüzamlı bir adam Mesih'e geldi. Tamam mı? Yahudiler için ona dokunursan oradaki yani murdarlık ve hastalık sana bulaşacak. Ve sen işte ritüel olarak artık temiz olmayacaksın. Tamam mı? Mesih ona dokundu. Ve ne oldu? Mesih'teki doğruluk ve kutsallık bu adama aktı ve o şifa aldı. Ve bazen korkuyoruz. Dokunursam, eyleme geçersem bana mı bulaşacak? Ve korku içinde yaşıyoruz. Ama Mesih'e göre bizdeki doğruluk, bizdeki kutsal ruh ve meslediliş dünyadakinden üstündür. O zaman biz dokunuyoruz ve onlar şifa alıyorlar. Şifa! Ayet 18. Şimşon öylesiye susamıştı. Ya bin kişi öldükten sonra susar tabii ki de. Biz nereye gittik? Carl Juniors bu hafta. İşte sınırsız kola içtik. O günlerde yoktu. Rabbe şöyle yakardı. Kulunun eliyle büyük bir kurtuluş sağladın. Ama şimdi susuzluktan ölüp sünnetsizlerin eline mi düşeceğim? Güzel bir dua. Ya Rab, mantıksal olarak beni şu ana kadar kurtardıysan kurtarmaya devam edeceğine inanıyorum. Ve burada adam asıl zaferin nereden geldiğini biliyor. Yani bu ayet çok önemli bir ayet. Bak, kulunun eliyle büyük bir kurtuluş sağladın. Kim sağladı? Rab. Kurtuluş kaynağı kimdir? Rab. Ama kimin eliyle? Rab'in eli yok mu ki kendi eliyle kurtarsın? Ama diyor ki benim elimle kurtuluş sağladın. İşte Hristiyanlık budur. Kurtarıcı Rab'dır ama onun elleri ayakları biziz. Onun bedeni biziz. O müdahale edebilir tabii ki de. Ama normalde bizi kullanarak çalışmaya tercih eder Rab. Ayet 19. Bunun üzerine Tanrı lehideki çukuru yardı. Çukurdan su fışkırdı. Şimşon suyu içince canlanıp güçlendi. Suyun çıktığı yere Ein Hakkore adını verdi. Pınar bugün de lehide duruyor. Şimşon Filistlilerin egemenliği sırasında İsraillilere 20 yıl önderlik yaptı. Yani en sonunda Şimşon İsraillilerin önderi olarak tanınıyor. Yani o 3000 adam, onu satan adamları şimdi herhalde oturup izliyorlardı. Şimşon tek başına 1000 kişi öldürdü. Sonra diyor herhalde Rab bundan yana. Yani herhalde bunda bir meslediliş var. Onu önder olarak kabul edeceğiz. Ve gidiyorlar ve teslim oluyorlar herhalde. Bizi de öldürmesin belki de. Şimdi bu hikayeden 3 noktaya odaklanmamızı istiyoruz. Yani ne öğreneceğiz bu hikayeden?
3 noktayı odaklanacağız. Birincisi, intikamın matematiği. Tamam mı? İntikam limitlenmediği zaman üstelce artıyor. Katlanarak artıyor. Çarpı 10, çarpı 100. Kötülük öyle bir şey. Kontrol altına alamazsın. 30 adam, 300 çakal, 1000 adamı çene kemiğiyle öldürüyor ve hikayenin en sonunda, bir sonraki bölümde görüyoruz ki en sonunda tapınağın içine 3000 kişi var ve Şimşon tapınağı yıkıyor ve herkesi öldürüyor. O zaman 30, 300, 1000, 3000. Kain'in, hikayenin başlangıcında, kutsal kitabın başlangıcında, Kain'in torunu Lemek şöyle demişti. Yaratılış 4 ve 23 ve buna Lemek'in yasası denir. Tamam mı? Şöyle dedi. Sözlerime kulak verin. Beni yaraladığı için bir adam öldürdün. Beni hırpaladığı için bir genci öldürdün. Kain'in 7 kez öcü alınacaksa Lemek'in 77 kez öcü alınmalı. O zaman Lemek'in yasasına göre bu adam o zaman zamanın başlangıcında dedi, bana karşı bir kötülük yaparsa sana karşı 77 ya da 70 çarpı 7 kötülük yapacağım. Tamam mı? Bu çok fena bir hesap. O zaman insanoğlunu kendi kendine bırakırsan, dışarıdan bir mücadele olmazsa kendi kendini yiyip bitirecek. Çok kısa bir zaman içinde. Tamam mı? O bana karşı bir kötülük yaparsan, ben onun ailesine, onun halkına karşı 77 kötülük yapacağım. Sonra onlar bana karşı ne karar yapacaklar? Değil mi? Ve katlanarak artacaktı kötülük ve insanoğlu yok olacaktı. Bizim yapımız öyle, yapımız gereği öyle. Kendimizi durduramıyoruz ölç almaktan. Beni küçük düşürdü. Yüzüme kötü bir laf söyledi. Kızıma yan baktı. Yani kendimizi durduramıyoruz. Yapımız öyle. Ne yazık ki. Bu bizim lanetimizdir. Ve herkesin yüreğinin içindedir. Bu orantısız, ölçüsüz misilleme. Musa geldi, Peygamber Musa. Kutsal yasa verdi Sina Dağı'nda. Kutsal yasanın içinde bir limitleme, bir sınırlama vardı. Göze göz, dişe diş diye. Yani bir kötülüğe karşı bir kötülük yapabilirsin. Tamam mı? Bu şekilde adalet sağlandı ve bu ölçüsüz, orantısız olay kontrol altına alındı. Bir kötülüğe karşı bir, göze göz. Tamam. Bir diş, senden sadece bir diş alabilirim. Bir eşeğe karşı bir eşek. Bir ölüme karşı bir ölüm. Tamam mı? Yasa geçici bir çözüm sağladı. Geçici olarak bizi limitledi. Ama yüreklerimizi değiştiremedi. Dışarıdan bir kural senin yüreğini değiştiremez ki. Senin öfkeni biraz kontrol altına alabilir ama bu kadar. O yüzden dindarlık yeterli değil. Kutsal yasa geçici bir çözüm sağladı. Tanrı'nın zamanı dolana kadar. Zaman dolunca Tanrı oğlunu gönderdi. Asıl çözüm çarmıhtı. Çarmıhta Tanrı'nın oğlu İsa Mesih Tanrı'yı temsil ederek bütün bizim Tanrı'ya karşı küfürlerimizi, isyanlarımızı, günahlarımızı, utançlarımızı, yani sayabiliyor musun kaç tane vardı? Ve adalet yerine Mesih geldi, hepsini üstlendi ve karşılık olarak hiçbir şey yapmadı. O cezamızı çekti, üstlendi. Misleme hakkını kullanmadı. Ceza yerine, geri dönüş yerine bir af vardı, bir lütuf vardı. Olsun.
Kurtuluş o zaman çarmıhtan kaynaklanıyor ve değişim çarmıhtan kaynaklanıyor. Petrus bir gün İsa'ya gelip "Ya Rab" dedi. Petrus her zaman öbür kardeşlerden daha büyük gözükmeye çalışıyordu. Hava atıyordu, tamam mı? Her zaman öyle. "Ya Rab" dedi. "Kardeşim bana karşı kaç kez günah işlerse onu bağışlamalıyım." 7 kez mi? Şimdi Petrus'un kafasında bu çok büyük bir rakam. Tamam, sen bana karşı bir kötülük yaptın, ben affettim. Bir hafta sonra aynı şey yaptın, 2. kez affettim. Ben büyük bir adamım, 2 kere affettim. 3. kez, Petrus diyor ki 7 kez affettim, yeterli midir? İsa ama onu azarlıyor. Her zamanki gibi değil mi? Azarlıyor, ne diyor? 7 kez değil, 70 kere 7 kez derim sana. Yani Lamek'in yasasını tersliyor İsa. Lamek'e göre bir kötülüğe karşı 77 kötülük. İsa Mesih'e göre bir kötülüğe karşı 77 iyilik. Zaten çarmıhta bunu görüyoruz. Binlerce kötülükle karşı Tanrı ne yapıyor? Bize kurtuluş, sonsuz yaşam, kutsal ruh, kardeşlik, umut bahşediyor, yağdırıyor. Tanrı'nın hesabını baktığımız zaman akıl ermez, değil mi? İnsani bir şey değil. Bu ilahi bir çözüm. O zaman şimdi Hristiyanlar olarak kardeşin sana karşı kötülük yaptığı zaman kaç kere affedeceksin? 70 çarpı 7. Şimdi düşünün. Affetmen gereken biri var mı senin hayatında? Belki affettin. Belki o günahı tekrarladı. Yeniden affetmen lazım. Çarmıhın matematiğine göre. O zaman bu hikayeden birinci öğreneceğimiz şey bu. Yani kötülük katlanarak artıyor çarmıha kadar. Ama orada duruyor. Ve çarmıh bütün kötülüğü iyiliğe çeviriyor. Ve şimdi hesap tam tersine, bir kötülüğe karşı 77 iyilik yapacaksın kardeşine. Birincisi o. İkincisi, sadece kötülük değil, iyilik de katlanarak artabilir. Hamdolsun. Yani bu işte üstelce artış iblise mahsus değil. İyilik de, güç de çoğalabilir ve katlanarak artabilir. Şimşon'un gücü nasıl artıyor bu hikaye boyunca? İlk önce bir aslanı öldürüyor. Sonra 30 kişi öldürüyor. Sonra 300 çakalı yakalıyor. Sonra 1000 kişi öldürüyor. En sonunda 3000 kişi öldürüyor. Ya meslediliş artıyor. Biz de diyoruz ki, ya biz, siz girin insanları öldürün demiyoruz zaten, hamdolsun. Bu dinimize tamamen karşı. Ama herhangi bir kutsal armağan kullanarak artar. Bir kas gibi, iman bir kas gibi. Kullandıkça artıyor. Kullanmadıkça yağa dönüyor. Bana bak. Tamam mı? O zaman işte diyelim ki sende bir peygamberlik armağanı varsa, ki bugün birkaç güzel peygamberlik sözü duyduk, tamam mı? Sen ilk önce işte Cumhurbaşkanı'nın önüne çıkıp da peygamberlik etmeyeceksin ki. Kardeşine peygamberlik edeceksin. Sonra işte kiliseye peygamberlik edeceksin. Gittikçe artacak armağan. Belki armağanın konuşmak. İlk önce 5000 kişinin önünde çıkıp konuşmayacaksın ki. İlk önce ev grubunda bir öğretiş vereceksin. Sonra kilisede, sonra başka bir yer. Ve gittikçe tecrübe kazanarak o meshediliş, o armağan artacaktır. Tamam mı? Efendimiz İsa da şöyle dedi. İyi toprağa ekilenler ise sözü işiten, onu benimseyen, kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat ürün veren kişilerdir. Tamam mı? Ben kardeşimiz Filiz'i örnek olarak alacağım. Filiz iman etti.
Sonra kocası Orçun iman etti. Sonra arkadaşı Ebru iman etti. Sonra işte yeğeni Tucan iman etti. Ve gittikçe artıyor böyle. Bir kişi iman etti. Ondan sonra yayılıyor, çoğalıyor. Bu herkes için geçer. İsa'ya göre sendeki ekilen tohum, senin yüreğin iyi toprak ise, sözünü benimsiyorsan, sendeki tohum 30 kat, 60 kat, 100 kat artabilir. Buna inanıyor musun? Sendeki tohum sadece seni kurtaracak güçte değil, halkını, çevreni kurtaracak güçtedir. İsa'nın matematiği budur. Biz dedik ki, buraya geldiğimizde ilk 10 yıl içerisinde 3 kilise kuracaktık İstanbul'da. Bu çok büyük bir şey değil. Ama bir açıdan çok büyük bir şey. Ama şimdi hamdolsun o yolunda olacak. Şimdi düşünüyorum bir sonraki 10 yıl içerisinde bu matematiğe göre bir sonraki 10 yıl içerisinde 30 kilise kurmamız lazım. Ve bir sonraki 10 yıl içerisinde 300 kilise kurmamız lazım. Çünkü Tanrı'nın sözüne göre böyledir. Kilise büyü, sonra Rab gelsin. Amin. Yani kilise büyüyen bir şey. Bir bedendir, bir bitkidir, bir bahçedir. Senin bebeğin büyümezse doktora götür, bir sorun var. Aynı zaman işte bizdeki iman, bizdeki armağanlar kullandıkça artacaktır. Bizdeki bereket başkalarla paylaştıkça artacaktır. Ama o bereketi kendine saklarsan artamaz. Çünkü yer yok. Ve bu hikayeden üçüncü öğrenmeyiz ve en son öğreneceğimiz şey. Öndeler nasıl ortaya çıkar? Yani bir önderin yetişmesi nasıl gerçekleşiyor? Şimşon'un hikayesine baktığımız zaman birinci olarak Tanrı seçiyor. Adam doğmadan önce Tanrı dedi ki bu adamı mesedeceğim ve kullanacağım. Yani kilise demokrasi değildir. Biz seçmiyoruz önderleri. Tamam mı? İşte oy verelim. Kim bu kişiyi önder olarak istiyor? Olmuyor. Tanrı seçiyor. Tanrı mesediyor. Biz Şimşon'a baktığımızda seçer miydik? Zannetmiyorum. Nefsine yenilmiş, her zaman kız arkadaşlarının ardından giren bir adamdır. Ama Tanrı seçti. Tanrı bizim göremediğimiz bir şey gördü. Çünkü Tanrı yüreğe bakar. Sen yüreği göremediğin için belki yanlış seçerdin ama Tanrı bilir ve seçer. Hamdolsun. Sonra görüyoruz ki eline ne geçerse var gücünle çalış. Yani Şimşon'un eline işte bu tilkiler yani çakallar geçti, onları kullandı. Sonra işte bu kemik geçti, onu kullandı. Eline ne geçtiyse onu kullandı. Herkes bir eşek leşi görürken Şimşon bir silah gördü. Bakış açısı farklı. Değil mi? Bir Davut hakkında derler ya işte deve karşı, Goliat'a karşı çıkıyor. Herkes zırh görüyor. Koskoca bir zırh bu adamda. Davut da koskoca bir alın görüyor. Tamam, bir hedef. Ve önderlerdeki o bakış açısı farklı. Her set bir problem görmüşken sen bir fırsat görüyorsun. Ve yakınıp durmayalım. Yani işte silah olsaydı, yani ilahiyat eğitimi alabiliyor olsaydım ya da şu olsaydı, Amerika'da doğsaydım, eşim olsaydı önderlik yapardım diyemezsin buna göre. Eline ne geçerse var gücünle değerlendir. Ve Rab artıracaktır. Sonra herkes statükoyu kabul etmişken, razı olunmuşken, Şimşon'un bir itirazı vardı. Dedi ki bu Filistlileri kabul etmeyeceğim. Herkes böyle gelmiş, böyle gider demişken Şimşon hayır dedi. Bir itirazım var. Bir web sitesi var. Ya, tavsiye ediyorum. itirazımvar.com. Gördünüz mü? Neyse. Önderlerin bir itirazları var her zaman. Martin Luther King. Herkes kölelik olayı kabul etmişken durum böyle, yapacak bir şey yok. O hayır, yapacak bir şey var dedi. Atatürk.
Değil mi? Herkes işte Osmanlılık bitti, yapacak bir şey yok demişken, o hayır dedi, yeni bir ulusu doğuracağız. Önderler adım adıma ortaya çıkar. Adım adım ortaya çıkar ve en sonunda genel kabul görür. O zaman ilk önce bu 3000 adam Şimşon'u istemedi. Ama sonra bizim önderimiz olur musun dediler. Neden? Çünkü ondaki meseleleri en sonunda gördüler. Ve öndelik de her zaman böyle olacak. Önce küçük savaşları kazanıyorsun, sonra daha büyük savaşları kazanacaksın. Önce içindeki çatışmaları kazanacaksın. Hiç kimse yokken, bilgisayar başında, o sayfayı açacak mısın, açmayacak mısın? Ondalık verecek misin, vermeyeceksin. Hiç kimse bilmiyorken, sen ve Rab biliyorsunuz. Karakter nedir? Karakter hiç kimsenin yokken kimsin? Ve önce o içindeki çatışmaları kazanacaksın, karakter oluşturacaksın. Sonra da küçük küçük çatışmaları kazanacaksın. En sonunda önderlik oluyor. Böyle. Bir kısa yolu yok bunun. Ve en sonunda herkes görecek ve bir şekilde bir konsensus, bir kabul olacak. Sevmiyorsun o kelime. Ama en sonunda, ya kilisedeki önderlik mesela böyle olacak. Tamam mı? Rab bir kişi seçecek, bir grup kişi, bir takım seçecek. Rab onların yüreklerini biliyor ve gittikçe herkes diyecek ya Rab'in eli kesinlikle bu kişinin üzerinde. Kabul ediyoruz, görüyoruz. Ondaki lütfunu görüyoruz. Değil mi kardeşler? O zaman hamdolsun. Yani Şimşon hikayesinden bugün bunları görüyoruz ve bunları düşünmemizi istiyorum. Şimdi ayağa kalkalım ve bir dua zamanımız olacak. Çünkü bugün kutsal ruh bizimledir. O bizimle konuşuyordu tapınma boyunca. Ve görüyorum yani kutsal ruh yüreklerimizde çalışıyor. O zaman şimdi herkes bir dua etsin. Her kafadan bir dua çıksın. Yani sen Rab'le görüş. Rab seninle intikamla ilgili konuşuyor mu? Belki sana karşı bir suç işlendi ve sen şimdi bir karar vermelisin. Ölç alacak mısın yoksa hazmedecek misin, affedecek misin? Bu zor bir şey. Rab sana yardım etsin. Belki bir kişiyi affettin ama o suç tekrarlandı. Sen 70 çarpı 7'ye ulaştın mı? Belki sende bir çağrı var. Hissediyorsun Rab beni öndeliğe doğru benim bir itirazım var. Ben bu statü quo'yu kabul edemem. Değiştirmek istiyorum her şeyi. O zaman Rab'e gel. Çünkü o sendeki meseleleri artırsın.